Merhaba arkadaşlar. Otomasyonumuza baştan başlayacağız. Tanıtımını bir önceki videoya yapmıştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bizim sınıf kütüphaneleri oluşturacağız. Oluşturacağımız kütüphaneler tanımlama, stok, sevkiyat ve ana ekran şeklinde olacak. Programın tanıtımını yapmıştım. Kodlarını da göstermiştim arkadaşlar. Şöyle hızlıca görmenizi tekrar gerekirse tüm kodlarımız bu şekilde. Tabi baştan yazacağız ama bazı kısımlar farklı olabilir. Ancak mantık aynı olacak arkadaşlar. Sevkiyat kısmında bu şekilde. Sevkiyatın kodları da bu şekilde arkadaşlar. Biraz sevkiyat kısmı uzun olabilir. Ana ekranımız bu. Ana ekranın kodları da bu. Şimdi projeyi kapatalım arkadaşlar. Ya da son kısımda bir şey yapmıştık. Onu görelim isterseniz. Stok işlemlerine girip raporumuza baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi net toplam 29.000 ton bir boşaltım olmuş. Süt boşaltımı. Sevkiyat kısmına gelirsek, ikiye basıp rapor alırsak burada da 33.500 sevkiyat yapılmış toplam iki parça. Şimdi sıfıra bastım. Tekrar programı kapattım arkadaşlar. Şimdi her şeyi kapatayım isterseniz. Kapatalım. Uyarıya evet diyeceğim. Buradan projeyi tekrar açıyorum arkadaşlar. File, New. Yeni bir proje oluşturuyoruz yani. Baştan bir proje oluşturuyoruz. Okey. Burada daha önceki kısmı buraya kaydetmişim ben. Kantar Oto 2 diyeceğim buna da arkadaşlar. İsmi aynen proje olarak kalabilir. Şu yorum satırlarını siliyorum ben arkadaşlar. Şimdi projemizin içinde sadece mailimiz var. Yani şu gördüğünüz kaynak dosyamız var. Onu da isterseniz çalıştırarak kaydedelim. Tamam. Şuradaki parantez içindeki kodları silebilirsiniz. En sade şekliyle anlatmaya çalışacağım. Namespace'imizi ekleyelim hemen. Tekrar bir daha çalıştırayım. Son durum kaydedilsin. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz projemizi sınıf kütüphaneleri oluşturarak gerçekleştireceğiz. Yani burada bizim 3 tane ya da 4 tane sınıf oluşturup bu sınıfları projemize dahil ederek kullanacağız. Önce oluşturacağımız sınıf kütüphanemizin ismi tanımlama olsun arkadaşlar. Ne yapıyoruz? File'dan new diyoruz. Bir tane sınıf ekle diyoruz. Class diyoruz. Burada tanımlama diyorum. Bunun yapıcı metotlarını eklemeye gerek yok. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ya da eklerseniz de sonuç değişmez. Burada yapıcı metot ya da yıkıcı metotla bir işimiz olmayacak. Tanımlama kısmını yani tanımlama sınıf kütüphanemizi oluştur diyoruz. Şimdi sınıf kütüphanemizin iki tane dosyası var arkadaşlar. Birincisi header dosyası .h, diğeri de kaynak dosyası .cpp. Şimdi bizim header dosyamızda fonksiyonlarımızın prototiplerini ya da değişkenlerimizin isimlerini yazarız. Kaynak dosyamızda da bu header dosyasının içeriklerini doldururuz. Biz tanımlama kısmında sadece değişkenleri tanımlayacağız arkadaşlar. Değişkenlerimizi burada header dosyasında tanımlayalım. Şimdi bu protected'la bir işimiz olmayacak. Herhangi bir kalıtım işimiz olmayacak. Şimdi değişkenlerimiz şunlar olsun. Tabii değişkenleri oluşturmak için şurada bir IOStream eklemek gerekebilir şimdilik. Değişkenlerimiz şunlar olacak arkadaşlar. Integer, numara, değil mi? Yani bir araç girdiği zaman o araca bir numara vereceğiz ve bu numara bir sayaç aracılığıyla hep artacak. Birden başlatacağız ya da yüzden başlatabilirsiniz ya da binden. Her araç girdiğinde bu numara artacak. Her araca özgü bir numara olacak. Şimdi numara değişkenimiz olacak. Burada değişkenlerimizi siz çoğaltabilirsiniz. Ben en sade şekliyle anlatmaya çalışıyorum. Numaradan sonra char değişkeni olarak aracın plakası. 20 karakter yeterli arkadaşlar. Virgül koyuyorum. Firma adı. 20 karakter yeterli. Ürün ismi yani süt, peynir ya da yem, demir, salça bunların isimlerini bu değişkende tutacağız. Üründen sonra arkadaşlar şoför ismini kaydedebiliriz. Şoför diyelim. 20 karakter yeterli. Tabii bunun tarih olarak hangi tarihte geldiğini de alalım arkadaşlar. İsterseniz bunu 20 yapayım. Bunu da 20 yapayım.
Bizim bir de şey ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi bu ürünün ilk tartımı, son tartımı, net tartım değil mi? Bunlar da lazım. Bunları integer'da tutabiliriz, float'ta da tutabiliriz. Şimdilik integer yapalım arkadaşlar. İlk tartım, ikinci tartımda diyebilirsiniz, son tartımda diyebilirsiniz. İkinci tartım, daha sonra net tartım ve bir de durum diye bir değişkenimiz olsun. Yani araç içerideyken durumu 1 olsun. Bu araç boşaltırsa 2 olsun. Durumun değişkeniyle aracın içeride ya da dışarıda olduğunu kontrol edeceğiz. Şimdi tanımlamalarımız bunlardı arkadaşlar. Biz ne yaptık? Tanımlama isminde yani içeriğine uygun bir sınıf ismi belirleyerek bir sınıf kütüphanesi oluşturduk. Şimdi çalıştırdığım zaman bu dosyaların kaydını yapacak. Çalıştırıyorum. Bana burada tanımlama hash olarak kaydedeceksin diyor. Tamam. Diğerini de tanımlama CPP olarak kaydedeceksin diyor. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi şu an kayıtlarım yapıldı. Main kısmına gelip tekrar çalıştırdığım zaman ekranımızda siyah ekranımızı bir görelim. Gördüğünüz gibi siyah ekranımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar birinci sınıf kütüphanemizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi kaynak kısmında herhangi bir işlem yapmayacağım. Bunu sadece değişkenleri tutan bir sınıf olarak düşüneceğiz. Tabii siz burada arkadaşlar bu değişkenleri çoğaltabilirsiniz. Mesela burada şoför ismini ekleyeceğiz ama isterseniz kantar memurunun ismini de ekleyebilirsiniz. Mesela buraya K memur diyebilirsiniz ya da kantar görevlisi diye bir değişken daha oluşturabilirsiniz. Ya da başka firmanın adres bilgilerini tutan bir değişken oluşturabilirsiniz. Ya da telefon bilgilerini tutan bir değişken oluşturabilirsiniz. Burayı ben en sade şekliyle tuttum. Siz bu projenize göre bu değişkenleri çoğaltabilirsiniz. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Bir sonraki video diğer sınıf kütüphanelerini oluşturarak projeyi tamamlama noktasında ilerleyeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.